zaman böyle gülme krizine girdin? Bizim gülme krizlerimiz 2-3 gün önce mi? Ne zaman? Hatta yemin ediyorum ki ben daha sonra gazeteye gittim, bir daha dinledim, bir daha gülme krizi. Şu an verin gelin krize girelim. Hangisi o? Bülent Ersoy'un It's Now or Never. Deyince ben gülme krizine giriyorum. Okuyorum. Gece öyle bir video yaptık arkadaşlar. Ne o? Bu ne yaptın? Bu ne o? İnanılmaz iyi. Evet. Koptu. Ha koptu. Ay ben bile. Ben en son bir gibi böyle. Ay ölüyor. Gerçekten ölüyor şu anda. Ay öleceğim. Biz olabilir miyim? Biz bu. Su ister. Su ver, su ver. Boğulacak. Aşkım al ay, su vereyim. Dur, dur. Ay, ay su önünde zaten. Ne vereceğim? Allah, Allah yardımcımız olsun. Ay, ay, gülerek gitti diyeceğiz. Ay ben, ay ben Allah. Ay. Kız için o kadar yazarsanız ay, kız sonunda böyle. Ay, ağlıyorum yemin ederim şu anda ağlıyorum ya. Gel bir dön. Ay. Ay öleceğim. Ay kardeşim. Ay öleceğim ne olur. Ay karnım ağrılar girdi yemin ederim. Bir de güldüğün mesele de o kadar komik bir mesele mi? Öleceğim. Ben neden gerçekten güldüğünü de söyleyelim. Gönül yazar bir programa katılıyor. Programda ay 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 diyor düşüyor. Yani, güldüğü mesele de bu efendim. Ve o gün gerçekten siz seni çıkarttın o ses. Hani Bülent Ersoy taklidi yaptın ama bildiğin gönül yazardı. Doğru söylüyor. Neyse gülmeyeceğim bugün söz verdim kendime. O kadar bu çikolataları da benim böyle önüme attınız ama kızlar. Enerji beni çizimi işte mi kıskanıyorsunuz ya? Sakızları siz aldınız çikolataları bana verdiniz yani. Hatice, bu nasıl oluyor? Hatice sen dürüst kızsın. Geçen gün bir video doldurdun ya arkadaşın böyle çekmiş göğe işte. Allah evet aşkına farkındasın. Ya yemin ediyorum. Ay, bakın kızlar benim ev 4 katlı en aşağı katta spor salonu var. Spor yapıyorum. Kız arkadaşım telefon açtı. Hatice sana geleceğim. Müsait misin? Tabii gel dedim. Benim bir çayım var Mistik diye. İsmi, marka vermek istemiyorum. O çayı da çok sever. Geldi ve insanlar şeye takmışlar kettle'a. İşte kurgu olduğu buradan belli. Sürekli kettle'a bakıyorsunuz. Aynen yani ya, kettle. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir temassızlık var. Işık bir yanıyor bir yanmıyor. Bir yanıyor ben onu o an kontrol ediyorum. Ya ne kadar çok konuşan bir peki video ya. Hazır değil mi arkadaşlar? Bakalım. Yani biz de pek inanmadık da ne bileyim ben. Aşk olsun ya. İzleyelim. Tamam hadi bir şey. Ay kızım bir tanesi konser çıkışı tutmuş diyor ki Hatice Hanım çok güzel. Nerede yaptırdınız? Ya diyorum bir yerde yaptırmadım yani sporla yapılan bir şey. Gel dedim seni de çalıştırayım. Ay kafayı bulmuşlar benim ya Allah'ım yarabbim. Bana da bu soru çok geliyor. Ne? Diyorum bana da bu soru çok geliyor. Ben de diyorum ki Hatice'nin sonun bekçisi miyim? Hayır o değil. Öyle miyim değilim. Allah aşkına ben ne ***'lar görüyorum kız sen ne yap Allah. Hayır hayır yapmıyorum ya. Yani altı üstü bir kettle 50 kere koydun çıkardın kaldın. Yani diyorum ya bir temassızlık vardı o yüzden. Yani bunu bile insanlar. İnanmadık Hatice biz inanmadık. Gerçekten inanmadık. Şimdi ne kadar konuşsam boş. Yani Mevlana'nın bir sözü var. Biliyor musunuz? Çok güzel bir sözü var. Önce söyle ki bilip bilmediğinsin. Ey dilim diyor. Ey dilim. Sen diyor nelere kadirsin. Hem benim felaketim hem de benim istikbalimsin. Doğru. Yani beni berbat eden de sensin. İhya eden de. Şimdi o kadar çok mesajlar geldi ki bu yönde. İşte Instagram'dan falan filan. Onları çok konuşmayacağım ama bu video gerçekten çok orijinal. Bir kurgu değil. Bir kurgu yok orada. Ya zaten görmüyor musunuz kızın yüzünde makyaj yok. You Can Perfect diye bir program var. Onunla çekilmiş bir peki, video. Peki Hatice kimse de bu videodan yola çıkarak senin kalçalarının hani kalça diyorum ben şimdi. Evet. Kalçalarının gerçek olduğuna inanmıyorlar. Neden inanmıyorlar? Çünkü ünlüler dünyasında çok yaptıran oraya silikon taktıran var. Tabii ki çok yaptıran var. Tamam kalkayım çek edin kızlar.
Nasıl çekeceğim? Yoklayın yani. Ya da ben bak yine bir gün geleyim. Bir doktor getirin. Kendi inandığınız, güvendiğiniz bir doktor olsun. Çek etsin. Keşke şu an bir tayt gibi bir şey giyseydim de size yaptığım hareketleri gösterseydim. Kesin ikiniz de bel fıtığı tamam, olurdunuz. Tamam bir tayt giyersin arada o zaman. Siz iyice yani olayı şimdi şova döktünüz. Olmaz. Hayır. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar neden sadece gördükleri şeylere inanıyorlar? Bir de o insanların görmediği şeyler var. Bakın. Neyi görmüyoruz? Burada ilk defa şimdi sizi çok samimi gördüğüm için söylüyorum. İnsanlar bana işte sabah 6'da kalkıyorum mesaj işte Instagram'dan bir şeyler falan yolluyorum. İnsanların hayret ettiği şey şu. Hatice Hanım ya sanat camiasındasınız niye bu kadar erken kalkıyorsunuz? Şimdi yani herkes namaz kılıyorum diyemem tabii ki. Ama ben evimde gerçekten ibadetini gerçekleştiren bir insanım. Dini vecibelerime gerçekten bağlı bir insanım. Bakmayın evet geri geldiğinde mini de giyiyorum ama ben çok inançlı bir insanım. Ben babamın evinde de çok böyle kapalı giyinen, uzun uzun etekler giyinen bir kadın olmadım asla. Bir gün iş dünyasındayım. 16-17 yaşımdan bahsediyorum kızlar. İşten çıkıyorum, geliyorum. Babam beni yolda görmüş, eve geldi. Annemin adı, rahmetli baba. Annemin adı Elmas. Hatice nerede dedi. Babamın sesini duyuyorum. Buyur baba dedim. Bir daha o eteği giymeyeceksin dedi. Nasıl yani dedim. Baba hani şu an moda bunlar falan. Hayır her şeyin bir ölçüsü var dedi. O kadar uzun giymene gerek yok. Hani burada giymezsin de burada giyersin. Tabii şu an hangi açıdan çekiyorsunuz bilmiyorum ama. Ben böyle bir aileden geldim. Benim her şeyim net. Ben yazın tabii ki bikinimi giyeceğim. Tabii ki mayokinimi giyeceğim. Yeri gelecek tangamı da giyeceğim. Ama ben evimde çok farklı bir insanım. Beni bilen bilir. Peki, yani yazın, bilmeyen de kendi gibi bilir. Yazın.